Merhaba sevgili Yön Radyo dinleyenleri ve aynı zamanda izleyenleri. İzleyenleri dedim çünkü bizim stüdyo artık YouTube üzerinden canlı olarak da izlenebiliyor. YouTube, Yön Radyo'nun YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın efendim. Bildirimleri de açın. Bizim stüdyoyu hafta içi her gün saat 17.30'da radyonuzdan dinleyebildiğiniz gibi YouTube'dan da izleyeceksiniz. Evet hemen uzun bir aradan sonra geri döndük. Yön Radyo'da yeni yayın dönemi başladı. Bizim stüdyoda yerini aldı. Hafta içi yine az önce belirttiğimiz gibi hafta içi her gün saat 17.30'da gündemdeki konu ve konuklarla yine beraber olacağız. Hatırlatmalarımızı yapalım. Yön Radyo'yu nerelerden dinleyebilirsiniz? Evet, YouTube'dan izleyebilirsiniz ama karasal olarak İstanbul'da 96.6, Tekirdağ'da 96.6, Kocaeli'nde 96.5, Sakarya'da 96.2, Düzce'de 96.6, Bolu'da 96.6, Çanakkale'de 96.8, Balıkesir'de 96.8, Bursa'da 104.8, Edirne'de 95.5, Çorlu'da 88.5 ve yine Edremit'te 89.5 karasal frekanslarından, TürkSat 3 Uydusu'ndan ve Yön Radyo'nun mobil uygulaması üzerinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bizim stüdyonun bugün iki konusu var efendim. İlki ölümünün 49. yıl dönümünde Hikmet Kıvılcım'ı anacağız. Kimle anacağız? Stüdyoda gazeteci arkadaşımız, aynı zamanda Yön Radyo'nun da programcısı sevgili Şenol Çarık var. Merhaba. Yine Şenol hoş Hoş geldin. bulduk, sağ olun. Merhabalar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Aynı zamanda HKP yöneticisi Ayhan Erkan da bizim stüdyoda olacak. Yine onunla da Hikmet Kıvılcımlı'yı konuşacağız. Sayın Ayhan Erkan, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk. Merhabalar. İkinci bölümde konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Kampalat olacak. Azerbaycan Karabağ yeri alabilecek mi? Bir ateşkes de ilan edildi. Azerbaycan-Ermenistan çatışması nereye gidiyor? Bunun ayrıntılarında Sayın Hasan Kampalat'la konuşacağız. Evet, hemen başlayalım efendim. Arkadaşlarımı bir yandan da arkadaşlarıma bakıyorum. Bugün bizim stüdyoya ilk defa YouTube üzerinden canlı yayınlıyoruz. Bir sorun var mı yok mu? Ona da bakmış olduk. Evet. Evet, sevgili avukat Ayhan Erkan, siz de başlayalım efendim. Hay Doktor Hikmet Kıvılcımlı tabii esas olarak politik kişiliğiyle biliniyor. O da sosyalist sol içinde. Ama kendisi Kurtuluş Savaşı'na katılmış bir Kuvayi Milliye Komutanı. Aynı zamanda kuruluşunu yaptığı ülkenin de zindanlarında 22,5 yıl hapis yatmış. Önemli. Türkiye'nin Marksist bilim adamlarından, siyasetçilerinden biri. Süremiz kısıtlı. Bu süre zarfında Hikmet Kıvılcım'la ilgili neler söyleyebiliriz? Türkiye solunu, yani Türkiye Sosyalist Hareketi'ni TKP'nin 1920 kuruluşundan itibaren saysak 100 yıllık bir süre yapar. Hikmet Kıvılcım'ın bu süre zarfı içinde nedir önemi? Öne çıkan özellikleri nedir? Sizden dinleyelim. Siz onun mirasını taşıyan bugün halkın HKP'nin yöneticilerindensiniz. Buyurun sizden dinleyelim Hikmet Kıvılcımlı'yı. Hikmet Kıvılcımlı öncelikle bir dava, bir kavga adamı. Kendi deyimiyle Zümrüt Babisi denize dalar gibi kavgaya dalmıştır. Daha 17 yaşında Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan Ege'de Efe, Yörük Ali Efe'nin çetesinde emperyalizme karşı, İtalyan emperyalizme ve onların maşası Yunanistan'a karşı elde silah savaşa başlamıştır. Batılganlığı, zekası, pratik öngörüleriyle kısa zamanda Köyceğiz Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmıştır. Ve hemen ardından sosyalizmle tanışmıştır. Sosyalizmle tanışır tanışmaz da nedir bir devrimcinin görevi? Devrim yapmaktır. Devrim yapmak için Lenin dediği gibi kendi ülkenin özgü ekonomik koşullarını, sınıf ilişkileri ve tarihini iyi bilmek gerekir. Yaşadığın toprağı bilmeden o toprakta devrim yapamazsın. Ve bu yüzden dolayı baktığımda şimdi daha farklı bir takım sınıf ilişkileri var, tarih geçmişi var. Bunu aydınlatmak için kendi deyimiyle 7000 yıllık dayak kuyusu dediği kapitalizm öncesi, ilkel komünizmden kapitalizm arasındaki 7000 yıllık toplum biçimlerine dalmıştır. Çünkü Türkiye'nin geçmişi Osmanlı. Osmanlı'nın geçmişi Bizans ve İslam medeniyetleridir. Bizans ve İslam medeniyetleri deyince işte bu 7000 yıllık antika toplumlardır. Buraya giriyor Kıvılcım'da. Ve burada
bütün işkencelerde alnın nakilden çıkması gibi tarihçi devrim kanunu keşfeder çıkıyor. Biz Kıvılcımlı'ya usta derken Marx, Engels, Lenin ustaların yanında dördüncü bir usta olarak görürken teoriyi yaptık katkıdan dolayı diyoruz. Ama ustamızın bu katkılarından dolayı o pratik mücadelesi kalkması hep gölgede kalmıştır. Sizin de dediğiniz gibi o 22,5 yıllık zindan hayatının öncesinde sayısız gözaltılar, işkenceler vardır. İşkencelerin hepsinde alnının nakliden çıkmıştır. Ve işkencede direnmek en büyük erdemdir. Lafı gene Kıvılcım'ın lafıdır. Bu kısacık dönemde, 22,5 yılın arasındaki kısacık dönemde TKP'nin yayın faaliyetlerini yürütmüştür. Bütün pratik faaliyetlerinde, köylü çalışmalarında, gençlik çalışmalarında yer almıştır. Yani sadece teori üretmemiştir. İlk cezalarından birinde, 4,5 yıl ceza aldığında kızıl bir profesör için yeterli demiştir. Ve gerçekten de bir kızıl profesör olarak cezaevinden üniversiteye çevirerek çıkmıştır Kıvılcım'da. Bu evet. Tarihi devrim kanunu çok kısaca başlıklar olarak dersek kapitalizmde sosyal devrimler olur. Yani toplumun içindeki bir sınıf çıkar, diğer sınıfı devirir işte. Burjuvalar çıkıyor ve odaları deviriyorlar. Daha sonra iş sınıfı çıkıyor, burjuvalar deviriyor, sosyalist devrim, sosyalist toplumu kuruyor. Ama ondan önce, kapitalizmden önce, burjuva devriminden önce tarihte ne oldu? 7000 yıl insanlık ne yaptı? İşte o tarihe damgasını vuran ilkel komünal toplumlardır. Medeniyet Irak'ta, Mezopotamya'da bir küçücük şehirde doğuyor. Okyanus içinde bir zeytin damlası gibi ufacık bir şey. Ama giderek dünyaya yayılıyor. Bütün dünya ilkel komünal toplumlar var. İşte bu 7000 yılda medeniyetin üzerine ilkel komünal toplumların yaptığı akın, o medeniyeti yıkıp yerine yeni bir medeniyet kurması, yeni bir şey kurması evet. Tarihi devrim oluyor. 7000 yıl tarihi Sayın Ayhan, araya giriyorum, özür dilerim. Duyabiliyor musunuz beni? Şimdi Sayın Kıvılcımlı'nın önemli bir bilim insanı, aynı zamanda Türkiye devrim tarihinin önemli teorisyenlerinden. Bu konu bizim süremiz zarfına sığmayacak ama sizden şunları rica etsek. Bugün itibariyle Hikmet Kıvılcım'ın görüşleri Halkın Kurtuluş Partisi'nde ne kadar ilgi görüyor? Gerçekten Hikmet Kıvılcım'ı gençler tarafından anlaşılabiliyor mu? Çünkü onun daha özgün karakterli, Türkiye solunda çok özgün bir karakter, kendi özgün bir yapısı var. Önemli bir aydınlanmacı. Bu Türk solunda yeterince anlaşıldı mı? İsterseniz daha bunlardan gidelim. Adamı Hikmet Kıvılcım'dı. Yani bu teorik çalışmaların da bir kütüphane ötürgenliği olsun diye değil. Türkiye devrim yolunu aydınlatmak için yapıyor. Kaçınılmaz yapıyor. Yani devrim yapacaksa, devrim yapacağı ülkeyi bilecek, sınıf ilişkilerini bilecek. Bu tarihi devrim kanunuyla Marx'ın da katkıyla birlikte kendi toplamda keşfedince hemen günümüz şeyine geliyor. Günümüzdeki devrim karşı devrim cephelerini oluşturuyor. Karşı devrim cephesi finans kapital artı tefeci belirganlıktır. Yedek güçleri emperyalist, başta ABD olmak üzere emperyalist ülkelerdir. Devrimin özgürlüğü ise işçi sınıfı ve proletar aydınlarıdır. İşte bu proletar aydınları Kıvılcımlı'nın Türkiye toplumunu aydınlatan şey, teorik çalışmanın sonucu ortaya çıkan bir şeydir. O tarihi devrim gelenek göreneklerinden davranan Türkiye'deki bütün ilerici hareketlerde, bütün politik devrimlerde vurucu güç rolünü oynayan gençlik vardır. Ordu ve aydın gençliği ve de aydınlar vardır. İşte bu özgürlüğün içine girmiştir. Kaçınılmazca. Ve bundan sonra da sosyalist devrimde de girecektir özgürlüğün içine. Bunu yerleştiriyor. Yedek güçler olarak da ihtiyat kuvvet dediği ulus, şark, Kürt meselesini ele almıştır. Ve köylülüktür yedek kuvveti. Ve gene o yıllarda dediğim gibi yani Türkiye toplumunu tarihi aydınlattıktan sonra Türkiye'nin o şeyler o kadar kolay geçmiştir elinden. Şu evet, kitap... Sayın Ayhan Erkan şunu biraz açalım mı? Kürt sorununu Türkiye'de ilk ele alan yani Marksist açıdan diyelim ilk ele alan Sayın Kıvılcımlı. Bugünden baktığımızda yani 2020 Türkiye'sinde Hikmet Kıvılcım'ın Kürt meselesiyle ilgili söyledikleri neler ve bunlar da anlaşılabilmiş midir? Evet. Şimdi şu. Yedek güç. Bilmem kamerada her şey tutar. Yedek güç. Ulus. Hikmet Kıvılcım. 30'lu yıllarda kalem alıyor.
Kürdistan'ın dört parçaya, ilk önce sömürge bile değil, alt sömürge olduğunu söylüyor. O zamanki deyimden su müstemleke, yani alt sömürge. Evet. Dört parçaya bölündüğünü ve ayrı bir örgütlenmesi gerektiğini söylüyor. Sömürge durumundan dolayı en ufak kıvılcımın orayı yangın yerine çevirdiğini, geçmişteki burjuva önderliği, feodal önderlikler de olsa, gerici, emperyalistlerin kışkırttığı şeyler de olsa, yangın yerine çevirdiğini görünce orada farklı bir partizan savaş şeklinde bir mücadele yöntemlerini görmüştür. Ta 30'lu yıllarda kıvılcımın bunu görüyor ve partisine sunuyor. Şimdi geçmişteki şeyini bahsederken, partide de zaten kısa dönemde sosyetle tanışır tanışmaz, gençlikten sorumlu oluyor, merkez komitede yer alıyor ve hemen kısa sürede merkez komitesi içinde üçlü santral komitede oluyor. Şefik Üstünü, Yaşar Fuat ve Hikmet Kıvılcım'da. Yani böylesine kavganın her zaman en önünde olmuştur. Ve geçmişteki TKP şeyine baktığımızda her alanda Kıvılcım'ı görürüz. Legal yayın faaliyetleri, yani halk örgütlenmesi çalışması, çeşitli örgütlenme modelleri. Ondan sonra 60 politik devrimden sonra bir de oraya gelmeden isterseniz Vatan Partisi var, 60'a gelmeden kurduğu Vatan Partisi var TKP kapandıktan sonra. Vatan Partisi'ne de bir parantez açalım mı burada? Tabii, şimdi Vatan Partisi'nin kuruluşu şöyle. 51 teşkilatında Kıvılcım'da Nazım Hikmet'in sebep olduğu hapislik döneminden yeni çıktığı için daha parti kadrolarından görüşmeye başlıyor ama İşte Türkiye toplumu şart toplumu, yani tabii süre kısa bunlara giremeyeceğiz. Şart toplumu, şart insanında hoş olmayan, yani modern bir insan şeyi olmayan üç kağıtlar, şeyler var. Sosyalist bölgesinse kaçınmazca bu geçmiş şeyler de yansıyor insanlarımıza. Kıvılcım diye ekart etmeye çalışıyorlar. Mihri Belli'nin kendi anlatımıyla. Mihri Belli soruyor ya, diyor yani Kıvılcım'ı niye bu çalışmada görmüyoruz? Boyu uzun, konsantrasyona gelmez diye dışarıda tutmaya çalışıyorlar Kıvılcım diye. Nehi de tepki gösteriyor. Ne demek ya, bunca sene cezaevinde yapmış, partinin en safında dövüşmüş insana boyu uzun, konsantrasyona gelmez diye dışarıda tutmak diye. Bundan dolayı elbirli tepki adının dışında kalıyor Kıvılcım. Burada Şenol Çarık bir katkıda bulunmak istiyor herhalde. Şenol bir şey söyledi mi? Şimdi dinleyicilerimiz belki anlamını bilemez. Gizlenemez, kamufle olamaz anlamında kullandınız değil mi onu Ayhan Bey? Tabii tabii, evet, evet. Postrasyon. Öyle bir ekran, kusura bakmayın. Evet. Dışarıda kalıyor, evet. Dışarıda kalıyor. Dediğim gibi kavga da mı kılıcımda? Yediremiyor, hemen çevresinde toparladığı, tepki dışında kalan kişilerden Vatan Partisi'ni kuruluyor. Tek kapının ne yapıyoruz olarak devam ediyor. Ve Şefik Üstü de cezaevindeyken kendisini ziyaret edenlere öneriyor. Kıvılcım diye gidin, onun partisine girin diye. Bu koşullarda kuruluyor Vatan Partisi. Ama Menderes hükümeti döneminde artık Türkiye'de finans kapital tefeci bezelerinden ittifakını tamamen güçleştiriyor. NATO'ya giriyor, emperyalizm iyice Avrupa'ya alıyor. O Kurtuluş Savaşı'nın getirdiği kısmi bağımsızlık şeyleri iyice yok ediliyor. Ve bir ABD'li şeyinin gelişi, NATO yetkisinin gelişine kurban olsun diye Vatan Partisi'ni kapatıyorlar. Harbiye zindanlarında, Günüzü Gömez zindanlarında kalıyorlar ama beraatle, aklanarak çıkıyorlar. O zamanki işkencelerden de yine onun aklıyla çıkıyorlar. Evet, yani... Peki, şöyle tamamlayalım mı? Şenol'la da biraz konuşacağız. Onun da kitabı var. Doktor diye. Şey günümüzdeki nasıl anlaşılıyor diye gelince şimdi günümüzde de ustamızın bu çoğunluklarını partimiz Hikmet Hocam'ın kendisine ideolojik önder manevi kuruluşu olarak kabul ettiği ustamızın devamcısı Halkın Kurtuluş Partisi ve partimizin genel başkanı Nurullah Akut'un da teoriyi günümüze güncellemesi, geliştirmesi sayesinde günümüzün politikalarını çok net bir şekilde gördük. Diğer kendine sol diyen siyasetlerden. Mesela şeriatçı tırmanışı daha AKP iktidara gelir gelmez gösterdik. Ne yazık ki diğer sol gruplar bize işte şeriat paranoyası görüyorlar diye küçümsediler. Hatta bunlardan bir tanesi
Sivas katliamını protesto etmek için yıl dönümünde yapılacak bir protesto gösterisinin öncesi Ankara'daki bir toplantıda Kaldıraç diye bir dergiydi yanılıyorsam. Vazgın Derin de bu platforma gelmesini önerdi. Ve o platformda buna karşı çıkan sadece bizim arkadaşlarımız oluyor. Diğer bütün sol gruplar var. Yani böylesine bu şey açıp niye bunu diyoruz? Tepeci Bezirganlı bildiğimiz için. Yani tepeci şeriatın sınıfsal temeli tepeci bezirganlıktır. Batı'da niye yok böyle şeriat bu şeyler? Veya varsa bile yani toplumda etkili değil. Çünkü evet. Batı'da tepeci bezirganlık kazınmıştır. Burjuvazi onu kazıp adam iktidar olmayı anlamıştır. Ama Türkiye'de yapcanlıdır ve AKP giden Tayyip bunlar temsilcisidir. Ve bunlar bugün finans kapitalleriyle tamamen yarışmışlar. Sayın Ayhan Erkan. Ayrıca Erkan. Bu şeriatı tırmanış. Emperyalizm duyuyorum. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Tamam. Şimdi süremiz doldu. Sevgili Şenol Çatır'la da konuşacağız. Son olarak sizden bir dakika içinde ya da iki dakika içinde, hadi bir dakika demeyelim ama süremizi çok çok aştık. Sayın Hikmet Kıvılcımlı'nın bir tarihi övüp konuşması var. Bunun anlamını da alalım. Bundan dolayı yargılandı da beraat etti ama bu önemli. Bununla ilgili sizin görüşlerinizi de alalım. Sonra Şenol'a geçeceğiz. Şimdi Şenol'dan rica ederek bir iki dakikasını çalayım ben. Şimdi Kıvılcım'ın bir şeyi de komün gücüdür. Evet. Bağlantımızda kopma oldu. Peki Sayın Avukat Sayın Erkan Bey ile daha sonra evet Ayhan Erkan diyebiliyor musunuz? Şu tarih evet. Tarih devrimi sosyalizm kitabı. Tarihçinin şeyini anlatan. Diğeri de komün gücüdür. Katkılarından bir tanesi. Komünün nasıl oluştuğunu, insanın hayvanlıktan nasıl ayrıldığını, komünle doğduğunu, komün sayesinde hayvanlaştığını ve bunu sürecin 2 milyon yıl gerçekleştiğini. İlçe, tarihçi kanunlarına dayanıyor. Şimdi günümüzde ne yazık ki siz baştaki soruda cevap vereceğim çok kısaca. Yani diğer sol gruplar bu bizim şeriatı şeyimize karşı tam tersi şeriatı örgütlerden iş ortak eylemlere, platformlara çağırıyorlar. Bugün farkına vardılar. Geçmiş olsun. Şimdi, evet. Yeni sevgili kuşaklar. Bunun da bunu burada en büyük engel işte o tarihçi geleneğe sürdüren ordu gençliği. Bunu çok etmek için Ergenekon'un ABD'ye sürdü. O zaman da yine bu büyük bir kısmı bayrak alıp kontrol yerine açığa çıkarılsın, geride gitsin diye desteğe gittiler. Yani emperyalizmi internasyonalizmle karıştırdılar. Türkiye'nin bölünse ne olur? Faşist tece diye emperyalizmlerin o yeni sevgi. Evet, Sayın Ayhan Erkan'ın bağlantısı koptu. Çok teşekkür ediyoruz katkısı için. Zaten süremizi de epey açtık. Sevgili Şenol'a döneyim. Şenol, senin de kitabın var. Doktor Hikmet Kıvılcımlı diye. Sen de bize hemen kısaca, çünkü süremizi açtık. Hikmet Kıvılcımlı'nın Türkiye sol tarihindeki önemi nedir? Onu diğer liderlerden, diğer politikacılardan ayıran nedir? Diğer siyasi kimliklerden ayıran nedir? Anlatır mısın bize hızlıca? Çok teşekkür ederim. Yön Radyo'nu sanırım pandemi döneminde yine bu stüdyoya gelip uzun bir aradan sonra ilk defa konuk olmuştum. Bugün de bu canlı yayına stüdyodan ilkleri burada ulaşacağım birlikte bu programlarda yaşıyoruz. Böyle de bir şey var. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dinleyicilerimize de tekrar merhaba diyeyim. Şimdi Doktor Hikmet Kıvılcımlı 49 yıl olmuş vefat edeli Belgrad'da. Yaşamı son buluyor 11 Ekim 1971'de. Biz neden 49 yıl sonra böyle bir ismi hala anıyoruz, hala ondan söz ediyoruz? İşte biraz aslında bunu de konuşmamız lazım. Hikmet Kıvılcımlı yaşamıyla hem pratiğiyle hem teorisiyle çok büyük bir miras bıraktı bizlere. Ben yüksek lisans tezimde akademik ortama da taşıyıp kendisinin hem çıkardığı gazeteleri daha çok yayıncılık üzerinden hem de çalışmalarını ele almaya çalıştım. Sonrasında bunu kitaplaştırdım. Adanmış bir
Hayat Doktor Hikmet Kıvılcım'ın adıyla 2017 yılında. Doktor Hikmet Kıvılcım'ın bugün halen konuşmamız, belki 49 yıl sonra, bundan 49 yıl sonra yine konuşacak olmamızın en büyük nedeni, onun sadece bulunduğu dönemi kavrayıp anlatması, o döneme ilişkin sonuçlar, çözümler, programlar, öneriler sunması değil, bir aynı zamanda bilimsel bir kılavuz bırakması. Meselelere yaklaşmada, onları algılamada tarih tezi gibi bir tez bırakması, bir metodoloji bırakmasıdır. Marksizmi doğu toplumlarının ilerleyişini, antika toplumların bu coğrafyada toplumların ilerleyişini, tarihsel gelişimini de kafa yormuştur Doktor Hikmet Kıvılcımlı. Aslında bizim onu hala konuşmamız, hala onu tartışmamız biraz da buradan gelmektedir. Benden önce konuşan Sayın Avukat Ayhan Erkan'ın yer aldığı, yöneticisi olduğu partide onun devamcısı olduğunu söylemektedir. Birçok etkinlikler düzenlemektedir ve benim de dikkatimi çekmektedir. Bunlar mesela geçtiğimiz gün Harekat Ordusu'na karşı, Mustafa Kemal'in de içerisinde yer aldığı, 31 Martçıları ezildiği Harekat Ordusu'na karşı ileri geri sözler söyleyenlere karşı bir açıklama yapmışlardır. Çok yerindedir bu açıklama. Aynı zamanda yani Harekat Ordusu'na sahip çıkmışlardır. Gericiliğin karşısında olduklarını belirtmişlerdir. Burada mesele yine aklıma gelen Azerbaycan'a destek açıklaması yapmışlardır ki sosyalist solda Azerbaycan'a böylesine gidip Azerbaycan konsolosluğu önünde de destek olan bildiğim kadarıyla tek harekettir. Bu da Hikmet Kıvılcımlı'nın emperyalizmi, finans kapitali, toplumların gelişim yöntemlerini, sınıf politikasını nasıl kavradığını, nasıl anladığından da gelmektedir diye düşünüyorum. Çünkü meselelere karşı yaklaşırken bugün bu olay olur, yarın başka bir olur. Bölgemizde zaten Türkiye şu anda Avrasya'nın kilidi, Orta Doğu'da çok stratejik bir yerdeyiz. Doğu Akdeniz diyoruz, Dağlık Karabağ diyoruz. Şimdi KKTC'de seçimler oldu. Libya meselesi diyoruz. Birçok mesele, Büyük Orta Doğu Projesi diyoruz. Bunların hepsini kavrarken ülkemizdeki içerideki ekonomiden birçok konuya, Kürt meselesi diyoruz, birçok konuya kadar hepsi kavrayışında işte bu metodoloji, bilimsel yaklaşım, emperyalizm ve finans kapitali anlamının önemi atletmekte. Ben çok kısaca kitaptan şunu diyeyim, siz demin Eyüp konuşması dediniz. Evet, Hikmet Kıvılcımlı o çok zor koşullarda aslında TKP'nin yasala çıkma hamlesidir. Vatan Partisi küçücük bir partidir. 57 seçimlerine yalnızca 2 ilde girebilmiştir. İstanbul'da ve İzmir'de, zaten o dönemki şartlara göre İstanbul'daki adaylarını bir aday farkıyla aynı zamanda İzmir'de de gösterebilmiştir. Toplamda 600 oy almıştır. Vatan Partisi çok küçük bir harekettir. Evet. Ama Doktor Hikmet Kıvılcım'ın o zor şartlarda yaptığı konuşmalar, eylemler zamanın Demokrat Partisi'ni rahatsız etmiştir. Eyüp konuşmasında Hikmet Kıvılcım'la 2-3 kez yargılanmıştır. Birincisi yapmış olduğu konuşmada ve İslamiyet'in o ilk dönemki devrimci ve ezilenlerden yana olan Hazreti Muhammed dönemi İslamiyet'ten örneklerden, Hazreti Ömer dönemi İslamiyet'inden örnekler verdiği konuşması, ilk önce dini siyasete alet etmek suçuyla yargılanmıştır. Başka bir örneği yoktur. Aynı konuşma bir süre sonra komünizm propagandası gerekçesiyle yargılanmıştır. Ve Hikmet Kıvılcımlı o mitingde aynı zamanda da Türk lirasına hakaretten de yargılanmıştır. Çünkü Hikmet Kıvılcımlı Eyüp Camii'nde namaz çıkışı cemaate seslenmeye başlamıştır. Bir mitinge dönüşmüştür. Orada eline Türk lirasını alarak göstermiştir. Bu paranın değeri sadece bir kağıt oluşundan değil, alım satım gücünden örnekler vermiştir Hikmet Kıvılcımlı. Bu konuşması onun Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmıştır. Bu Eyüp konuşması da bu anlamda önemlidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Sordum. Sayın Hikmet Kıvılcımlı'nın dinle kurduğu ilişki Türkiye sosyalist tarihi açısından değerlendirdiğimizde farklı bir yer. Yani İslamiyet'le kurduğu ilişki. Sayın Hikmet Kıvılcımlı ateist değil de daha çok
herhalde materyalist olarak kabul edilebilir. Tarihe dinicilik veya dinsizlik olarak değil de bir sınıfsal olgu olarak dini ele alıp onun arasında da sınıfsal çelişkilere bakarak dini işliyor. Bu yapıdan, bu bakımdan da bakıldığında Hikmet Kıvılcım'ın yeri Türkiye sonunda ayrı bir yer olsa gerek. Tabii. Orijinalliği aramıştır. Türkiye'nin orijinalitesi için kafa yormuştur. Eserleri, Marksist eserleri hep aslından çevirmiştir Hikmet Kıvılcım. Anlamaya çalışmıştır. Bu topluma kazandırmıştır. Burada da Türkiye üzerinde bulunduğu toprağı, Anadolu toprağının, bu toprakların devrimcisi olmuştur. Hiçbir zaman bu toprakları terk edip bazı TKP önderliği isim vermeye veya tartışma yapmaya gerek yok. O dönemin yani 60, 70, 80 yıl önceki olaylar bunlar. Yurt dışına gidip oradan yapmamıştır devrimciliğini, sosyalistliğini. Bu topraklarda kalarak gerçekten bu toprağı anlamaya çalışmıştır. Ve dinin Türk toplumuna etkisi, Allah, Peygamber, Kitap gibi eserleri de vardır. Buralarda da hep o demin de bahsettiğim gibi İslamiyet'in ilerici, devrimci, o Beytülmal'a değer veren yanını hep kavramaya çalışmıştır ve kavratmaya önemsemiştir. Hep buralardan atıflar vermiştir. Yani şöyle bir şey, kaba bir materyalizm yapmamıştır Hikmet Kıvılcım'la. Maalesef kendisine her materyalistim diyen de böyle olmuyor. Kaba yapmamıştır bunu. Diyalektik bir materyalist yöntemle ilerlemiştir ve anlamaya, anlatmaya çalışmıştır. Bu anlamda da orijinaldir. Kendisi de Makedon göçmeni, Balkan göçmeni. Zaten hayatında da anlatır. Ben kitabımda da yer vermeye çalıştım. Kendisi de çocukluğundan itibaren çeşitli dini ritüeller içerisinde büyümüştür. Ancak sonrasında Marksizmi alfabesinden, kendi tabiriyle alfabesinden Cebri Alasına dek etüt etmiştir, kavramıştır. Ama dediğim gibi bunu hiçbir zaman yansımamıştır ki birçok antikapitalist Müslüman hareketince İhsan Eray Açık'tan birçok isme kadar hepsi Hikmet Kıvılcımlı'nın eserlerine de atıflarda bulunurlar. Sürekli ondan örnekler vermektedirler. Ahmet Tezcan da gerçi o daha sağda bir isimdir ama Ahmet Tezcan Kafirun isimli romanında kendisinde Hikmet Kıvılcım Kırşehir cezaevinde bulunduğu sürede ki döneminde de anlatmıştır. Orada da yer almaktadır Hikmet Kıvılcım. Bu anlamda şunu söyleyeyim, sanırım süremiz bitiyor. Çok önemli bir isimdir. Maalesef bu yaşadığı yıllar ve zor yıllarda yaşadığı için ve solun ilerlediği, geliştiği 68 sonrasında Hikmet Kıvılcım'ın hem prostat kanseriyle mücadele ettiği için, sağlık anlamında da yaş anlamında biraz daha zorlandığı için uyarmaya çalışmıştır Türkiye solunu, uyarmaya çalışmıştır 68 gençliğini. Anarşi yok, büyük derleniş demiştir. Silahlı eylemleri eleştirmiştir. Maceracılığı eleştirmiştir. Hep Proletarya Partisi'ni kuralım. Proletarya Partisi'nde birleşelim. Burada eylem, doğru eylemi önermiştir. Maalesef ömrü yetmemiştir. Bizim aydınlarımız içerisinde de Türkiye solunda da pratik olarak öne çıkan isimler, kahramanlıklar, genelde Doğu toplumu, Şark toplumuyuz. Öne çıkmaktadır. Efsaneler, mitler daha çok değer görmektedir. Normaldir gençlikte de vesaire. Ama bence Hikmet Kıvılcımlı bu topraklarda çok büyük bir değerdir. Gerektiği kadar, olması gerektiği değeri maalesef görmemektedir, görmemiştir. Bakın eserleri, 100'e yakın eseri var. Bunların her biri alınıp okunmalı, değerlendirilmeli. Maalesef. Peki. Gerektiği değeri görmemektedir. Virgül yapalım. Senden bir cümle daha isteyeceğim. Daha doğrusu bir dakika daha vereceğim. Ankara'ya döneceğiz. Ankara Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Kanpolat Ankara'da bizi bekliyor. Bir cümleyle sen Hikmet Kıvılcımlı ile ilgili önemli bir eser yarattın, bir kitap yazdın. Aynı zamanda da üniversitedesin. Gençler ilgi gösteriyor mu Hikmet Kıvılcımlı'ya? Eserlerini biliyorlar. Maalesef demin biraz söylemeye çalıştım. Gençlik
49 yıl olmuş aramızdan ayrılalı. Hem bundan ötürü hem de biraz demin belirttiğim gibi daha çok bizde teorik, işin teorik yanı, işin pratik yanından biraz geri kalıyor. Yani kahramanlıklar, genç yaşta büyük eylemler gerçekleştirmek veya işte ölüm daha öne çıkıyor. Aslında maalesef sadece Kıvılcım da Kuvayi Milliye içinde savaşmış bir komutan. Tabii 17 yaşında Köyceğiz Kuvayi Milliye komutanı. Evet. Yanında çok bilinmiyor. Bilinmiyor maalesef bizlerin solun da büyük eksikliği. Bunu Kıvılcımlı ismini sizler de sağ olun bize bu imkanı verdiniz. Kıvılcımlı, Hikmet Kıvılcımlı ismini daha çok dillendirmeli, daha çok onu tanıtmalı, eserlerinin daha çok okunmasını, kavranılmasını sağlamalıyız ki solda, sosyalist solda maalesef bazen emperyalizm, Sevr destekçiliği, Avrupa Birliği, Soros vesaire destekçiliğini sol diye bizlere yutturmaya kalkmasınlar. Sevgili Şenol, çok teşekkür ediyorum.